Yalnız uygulanacak yöntem ve uygulanacak sistem konusunda sorunlar var. Orada bazı insanlar olayı daha farklı ölçülerde, hatta hiçbir ölçü tanımaksızın istenilen hızlı şekilde halledilmesini savunuyor. Başka bir açıdan bakıldığında biz ise bu olayların hukuka uygun yürütülmesini, hukuka uygun çerçevede bu mücadelenin yürütülmesi gerektiğini inanıyoruz. Çünkü şunu inanıyoruz ki hukuk bu devletin kendisidir. Hukuku kaldırdığınız zaman her şeyi kaldırırsınız. Elbette bu işe karışanlar, darbeye karışanlar, ülkeye ve topluma bu büyük sıkıntı yapanlar bu hesabı mutlaka vermelidirler. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Bu darbe içinde olan, görev almış, bu darbede şu veya bu şekilde herhangi bir şekilde rol oynamış herkes bu hesabı vermelidir ve devlet bu hesabı mutlaka sormalıdır. İkinci perdede bu örgüte karışmış, bu örgütün faaliyetlerine iştirak etmiş, bu örgütle beraber suç işlemiş insanlar da bu hesabı vermelidir. Üçüncüsü, herhangi bir suça karışmasa bile bu örgüte mensup olan insanlar vardır. Bunlar bu mensubiyetleri dolayısıyla hukuk konuda bir hesap vermelidir. Örgüt mensup olmamakla birlikte bu örgüte yardım eden, destek veren, onun faaliyetlerini kolaylaştıran da bu hesabı vermelidir. Ancak burada şu var, darbe konusunda bir tereddüt yok. Kim karışmışsa bu hesabı verir. Suça karışanlar da hesabı verir. Şu veya bu şekilde bu örgütün işlediği suçlara karışan insanlar var. Ama örgüt mensupları ve örgüte yardım edenler konusunda bir sorun var. Ne zamandan belli bunu örgüt kabul edeceğiz? Yani fiil tarihinden belli mi kabul edeceğiz? Yoksa daha düne kadar bu toplumdaki büyük kesimin, hükümetin, iktidarın, aydın kesimde birçok kesimin destek aldığı, onlarla beraber hareketli zamanı mı yoksa belli bir tarihi mi ölçü alacağız? Burada farklı şeyler var. Hükümet 17 Aralık diye bir tarih olarak söyledi. Bu tarih itibariyle. Milat diyor. Milat yani. Diyor. Ama hukuki manada belki bunu ifade etmek gerekirse bana göre doğrusu hükümetin MGK'da karar alıp hükümete tavsiye etti. Hükümetin de bu örgüt terör örgütüdür. Bunu artık suç örgütü kabul edelim dediği tarih bence önemlidir. Hangi tarih o? Yani bu MGK'da karar alındı. Bu hükümete ve hükümet ilan edildi. Tam günü gününe hatırlamıyorum ama bu... Ama 17 Aralık'tan sonra, daha sonraki bir tarihti. 15 Temmuz'dan önce. Tabii 15 Temmuz'dan epey önce ama 17 Aralık'tan daha sonraki bir tarihte bu ilan edildi. Bu tarihten sonra kim bu örgüte yardım ederse, kim bu örgütün mensubuysa bu cezaya karşılaşmalıdır. Ama bundan daha evvelinde suç işlemişse istirahatsız ama suç işlememiş, sadece bunun mensubu gözükmüşse burada ayıklanması gereken önemli sorun var.